Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapılan son açıklamalara uygun olan 6. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz deniliyor. 7 üssü 2 veyahut 7'nin karesi diye de adlandırabileceğimiz 7'nin karesi arkadaşlar. 7 çarpı 7'den kaç olacaktır? 7 kere 7'den 49 gelmektedir. O zaman cevabımız 49 olacaktır. 3'ün küpü veya 3 üssü 3 ise 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 3'ün 3 kere kendisiyle çarpımından 9 çarpı 3'ten 27 gelecektir. 1'in 0. kuvveti kaç eşittir? 1'e eşittir arkadaşlar. Çünkü 0 e, hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'e eşit olmak zorundadır. 0'ın 5. kuvvetine bakacak olursak 0'ın 5. kuvveti için ise 0'ın e, 5 kere kendisi çarpımından 0'dır diyebiliriz. Ve 5'in 5 beş üst e, kuvvetinin alacak, alacak olursak 5'i 5 beş kere kendisiyle çarpacağız. Ve buradan da kaç geliyor? Burası 25, Burası da 25. 625 çarpı 5 geliyor arkadaşlar. Hemen onu da çarpalım. 25 elde var 2. 10, 12 elde var 1. 31. 3.125 olarak buradaki ifademizi de bulabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. İşlem önceliği ile alakalı bir soru. Öncelikle gelin parantez içini yapalım. Parantez içine yaptığımız adı burası kaç gelmekte? 68 gelmekte. Orası orası bir kenarda durursun. Ardından üstü ifademizi açalım. 3'ün küpü de kaç eşitti? 27 eşitti. Burası da o zaman 27'dir diyebiliriz. Ve ardından işlem önceliğine göre hangi işlemi yapacağız? Tabii ki de buradaki bölme işlemini yapacağız. Ve 68'i 17'ye böleceğiz. 17'ye böldüğümüzde de 4 gelir ve 4 kere 17 de 68'e eşit olduğu için Şurası 4 gelmektedir. Ve ardından işlemimize devam edecek olursak 4 ile de 27'yi topla, 27 toplamamız lazım. Ve buradan da cevabımızı 31 olarak bulabiliyoruz. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz denilmiş 3. soruda da. Burada da gene işlem önceliği ile alakalı bir sorumuz. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. Öncelikle parantezleri yapacağız arkadaşlar. 25 ile 8'i topladık 33 geldi burası. Arna 9'da 2'yi topladık 11 gelmiş oldu. Ardından da en başa dönerek e, işlemlerimizi yapalım. Burada bölme işlemi olduğu için ilk önce bölme işlemini yapıyoruz. 32'yi 11'e bölecek olursak kaç gelmekte arkadaşlar? Pardon 33. 33'ü 11'e böldüğümüzde burası 3 gelmekte. O zaman burası 3'tür. Ardından 3 ile 2'yi çarpıp 4 ekleyecek olursak öncelikle çarpmayı yapıyoruz. ardından toplama ve buradan da 6 artı 4'ten 10 olarak sonucumuzu bulabiliriz. B'deki ifademize bakalım. 12'nin karesi bölü 3 artı 15 denilmiş. Öncelikle üslü ifademizi yapacak olursak 12'nin karesi 144'tür. Ardından işlemimizi aynı şekilde yazalım. Ve buradan işlem önceliğine göre bölme işlemini yapmamız lazım arkadaşlar. Gelin birlikte 144'ü 3'e bölelim. Böldüğümüzde 4, 12, 24, 8, 48 olarak bulmuş olduk. Burası 48. 48'i de 15 ekleyecek olursak 63 olarak buradaki cevabımızı da bulmuş oluyoruz. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alarak yapınız denilmiş. Ortak çarpan parantezini de hemen anlatacağım size. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane, bir tane toplama işlemimiz var arkadaşlar. Şöyle yapacak olursak, şöyle parantezine alacak olursak, bir tane toplama işlemimizin olduğunu görmekteyiz. Ve bu toplama işlemlerinde de e, bir tane sayı her iki tarafta da var. Bu sayı hangi sayımızdır? 12'dir bakın. 12 her iki, her iki e, toplananda da var arkadaşlar. O zaman biz bu 12'yi şöyle bir ayırabiliriz. Ve ayırdıktan sonra 12'den sonra kalan rakamlara bakalım. Sayılara bakalım. 29. Ardından toplama işlemi olduğu için topluyoruz. Ve ardından 11 diyoruz. Bu şekilde ortak çarpan parantezini alabiliriz. Sonuç olarak bu buna eşit olacaktır arkadaşlar. İkisi birbirine eşit. Buradaki işlemimizi bu şekilde de yapabiliriz. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Böylelikle göstermiş olduk. Yapınız denilmiş. Hemen yapalım bir de. Burası kaç gelmekte? 30, 40 gelmekte. 12 ile 40'ı çarpacak olursak da 48, 480 gelmiş oluyor böylelikle. B'ye yapalım aynısını. Burada da çıkarma işlemi yapılmış. Ve bakacak olursak hangi sayılarımız ortak? 15 sayımız ortak. O zaman 15 parantezini alabiliriz. 15 çarpı diyoruz. Yani 15'ten sonraki sayımız 84. Çıkarma işlemi olduğu için eksi. Son iki sayımız da 54 olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Öncelikle parantez içini yapalım gelin birlikte. Burası 30 gelmekte. Yani 15 çarpı 30'dan da burası da 450 geliyor diyebiliriz. Beşinci sorumuz aşure yapmak isteyen Melek Hanım buğday için 15 TL, nohut için 12 TL ve pekmez için 14 TL ödüyor. Melek Hanım 5 komşusu, komşusu için de aynı ürünleri almak isterse toplam ne kadar ödemesi gerekir deniliyor. Öncelikle bakalım bunların hepsini ne kadara mal ediyor. 15, 12 ve 14'ü toplayalım gelin birlikte. 7, 4, 11 et elde var. 1 burası 3, 4 oldu. Böylelikle yani bir aşureyi 41 liraya yapmakta. Biz 5 tane komşusuna aldığını biliyoruz. O zaman 41 ile 5'i çarpabiliriz. Ve çarptığımızda da 205 TL ödemesi gerektiğini de anlayabiliyoruz arkadaşlar. Böylelikle 6. sorumuza geçebiliriz. Altıncı sorumuza güzel bir soru. Kadrajımızı da ayarlamış olduk. Fatma işleminin sonucunun işleminden daha büyük olduğunu, Ozan ise buldukları sonuçların aynı olduğunu iddia ediyor. Sizce kim haklı nedenini açıklayınız deniliyor. Bakalım işlemlerimize. İşlemlerimiz bunlar arkadaşlar. Burada 7'den 3 çıkarılmış 12 ile çarpılmış. Burada 12 ile 7 çarpılmış. 12 ile 3'ün çarpımından çıkarılmış. Bunlar aynı mıdır yoksa birbirlerinden farklı mıdır? Bakacak olursak arkadaşlar her iki ifademizde de 12 ortak ve bu bu yüzden de bu 12'yi ortak parantez alabiliriz. Ve 7'den 3'ü çıkararak da bu işlemimizi ortak çarpan parantezini alarak da yapabiliyoruz. O yüzden de bu iki işlemde birbirine eşittir ve birbirinin aynısıdır dememiz lazım. Nedenini de açıklamış olduk. Burada ortak çarpan parantezi kullanılmaktadır. Ve buradaki 12'de her iki işlemde de gördüğünüz gibi ortaktır. Bu şekilde de yazılabilir yani. Yaşları toplamı 32 olan 5 kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur deniliyor. Hemen bu soruyu da yapabiliriz. İlk, e, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Sakın 32'ye 5 ekleyerek yapmayın. Çünkü bir kardeşin yaşı artıyorsa diğer kardeşin de yaşı artacaktır. Ve 5 yıl sonra 5 kardeşin yaşı 5 çarpı 5'ten 25 yaş artacaktır. Toplama bakacak olursak yani. Hepsini topladığımızda da 5 yaş artacağını görebiliriz. Buradaki 25 artan yaş toplamımızdır ve ilk olarak da yaşlarımızın toplamı 32 olduğu için 32'ye 25 ekleyerek cevabımızı bulabiliriz. Ve bulduğumuzda da 7, 57 olarak buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız 57 böylelikle. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz denilmiş. Hemen bu çarpanları bir kağıt alarak yanımıza yapalım. İlk önce 80 sayısından başlayalım arkadaşlar. 1 çarpı 80 80 eşittir. Ardından 2 çarpı 40 da 80 eşittir. Ardından 3 olur mu? 3 olmaz. 4 olur. 4 çarpı 20 de 80 eşittir. 5 çarpı 16 da 20, 80 eşittir. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 çarpı 10 da 80 eşittir arkadaşlar. Bir dakika. 14 olacaktı. Tekrar düzeltelim. 16. 5 çarpı 16 da 80 eşittir ve ardından 80'in çarpanlarının bu olduğunu görmekteyiz. Yani 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80, 80'in çarpanlarıdır diyebiliriz böylelikle arkadaşlar. Böyle ayıralım ve B'ye bakalım. B'de de 72 sayımız verilmiş. 1 çarpı 72, 72 eşittir. 2 çarpı 36, 72 eşittir. Ardından 3 çarpı 72, 3'e bölelim. 2, 6, 12, 4, 3 çarpı 24 de 72 eşittir. Ardından 4'e bölecek olursak 4 çarpı 23 de 70, pardon 23 değil hemen onu da şurada bölelim. 12, 13. 1 çarpı 13 de 72 eşittir. 5 bölünmez. 6 ile de bölünebilir. 6 çarpı 12 de 72 eşit. 7 ile bölünmez. 8 de bölünebilir mi? 8 kere 9 da 72'ye eşittir. 8 çarpı 9 da 72'ye eşit arkadaşlar. Ardından 9 şeklinde 72'nin çarpanlarını da bulmuş olduk. Burası 13 düzeltelim. Böylelikle çarpanlarımız 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 36 ve 72 olarak bulunmuş oldu. Şimdi C'deki 50 sayımıza bakacak olursak, 1 çarpı 50, 50'dir. 2 çarpı 25, 50'dir. Ardından 5 çarpı 5, 5 çarpı 10 da 50'e eşittir ve 50'nin çarpanları da bunlarla sınırlıdır diyebiliriz arkadaşlar. 5 çarpı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi C'deki 20 sayımıza bakalım. 20'nin ay pardon 120 sayısının çarpanlarına bakacak olursak 1 çarpı 120 120'dir 2 çarpı 60 120'dir 3 çarpı 40 120'dir 4 çarpı 30 da 120'dir 5 çarpı hemen bölelim burada 10 20 24 5 çarpı 24 de 120'dir 6 çarpı 20 de 120 7 8 8 çarpı 15 de 120'dir arkadaşlar. 9 olmaz. 10 çarpı 12 de 120'dir. Böylelikle 120'nin çarpanlarını da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer sayımız da 12'ymiş. Hemen onu da yapalım. 12'nin çarpanları da 1 çarpı 12 12. 2 çarpı 6 da 12. 3 çarpı 4 de 12 olacak şekilde 12'nin çarpanlarını da bulmuş olduk böylelikle. 9. sorumuza geçebiliriz. Doğru yanlış sorumuz. Bakıyoruz. Bir doğal sayının çarpanları da bölenleri de aynı sayılardır. Doğrudur. Bir sayının çarpanları da bölenleri de aynıdır. Buna çarpan da diyebilirsiniz. Bölen de fark etmez. Bir doğal sayının çarpanlarının sayısı bölenlerin sayısına eşit değildir denilmiş. Yanlıştır. Eşittir arkadaşlar. Çarpanla bölen aynı şey olduğu için eşit değildir. Burada yanlış bir ifade olacaktır. Bir doğal sayının kendisinden büyük çarpanı yoktur. Evet burası da doğrudur. Çarpanlarımız birden başlar ve sayının kendisine kadar devam eder. Bu yüzden de kendisinden büyük bir çarpan yoktur diyebiliyoruz. 16 sayısının çarpanlarından olan 2 aynı zamanda 16'nın asal çarpanıdır. Evet 2 çarpı 8 16'ya eşittir ve 2 aynı zamanda bir asal sayı olduğu için asal çarpanı olarak da gösterebiliriz. O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. 10. sorumuz 4 basamaklı sayısının ile bölünebilmesi için daire yerine gelmesi gereken rakamların e, rakamları her bir kural için ayrı ayrı yazımız denilmiş. Tabii ki ben yazmayacağım ama size anlatacağım. 2 olabilmesi için öncelikle buradaki sayının arkadaşlar çift bir sayı olması lazım. Kuralımız sadece bu, o yüzden 2'ye dedik. Yani 2'yi anlatmış olduk. 3'e bakacak olursak 3 ile bölünebilmede de kuralımız 1 artı 8 artı 8 artı dairenin 3'ün katı olması gerekmekte arkadaşlar. Yani bunları topladığımızda her rakamı topladığımızda 3'ün katı çıkıyorsa bu sayımız 3'e bölünebilir. 3'ü de söyledik. 4'te ise 4'te de son e, ilk 2 basamağımız yani 8, 8 daire ifademiz kaçın katı olmak zorunda? 4'ün katı olmak zorunda. Buradaki gelen sayı ile birlikte 4'ün katı oluyorsa bu ilk 2 basamağımız o zaman bu sayıda 4 ile bölünebilir diyebiliriz. Ve 5 ile bölünebilmesi için buradaki sayımızın 0 veya 5 olması gerekiyor arkadaşlar. 5'i de söyledik. 6 ile bölünebilmesi için aynı zamanda 6'nın çarpan olan 2 ile 3'e de bölünebilmesi lazım. Yani 2 için buradaki ifademizin bir çift sayı olması lazım ve 3 içinde yani çift sayı olduktan sonra hepsini topladığımızda da gene 3'ün katı olması gerekmektedir. 9'da da aynı şekilde 9'da da rakamları topladığımızda kaç gelmesi lazım? 9'un katı gelmesi lazımdır. 10 ile bölünebilmemiz için de buranın direkt 0, sadece 0 olması gerekmektedir. 11. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 5'e kalansız bölünür deniliyor. Şimdi öncelikle 5'ten başlayabiliriz. 5'ten başladığımızda 5 ile bölünebilmede kuralımız neydi? Son basamağımız yani ilk basamağımız pardon 0 veya 5 olmak zorundaydı. Bakalım 2 eledik. Bakalım 1 eledik. 0 0. O zaman cevabımız ya Ceyhan ya da Denizli. Şimdi 2 ile bölünebilmesi için zaten çift bir sayı olması lazım ilk basamağın. Ve 0 da çift olduğu için 2'yi de sağlamış olduk. 3'e bakalım. 3 ile e, ifademizin bölünmesi için ne gerekiyordu? Rakamların toplamı 3'ün katı olmalıydı. Toplayacak olursak 11, 16 gelmiş oldu. Ve 16 3'ün katı değil eledik. Buraya bakalım. Burada 11 4 daha 15 gelmiş oldu ve 15 de 3 çarpı 5 olduğu için yani 3'e bölünebildiği için 3'e de bölünebilir bu sayımız. Bu yüzden de cevabımız denizli gelmektedir arkadaşlar. Test sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmayı da yaptığımıza göre devam edebiliriz. 16 sayısının farklı doğal sayıların kuvvetleri olarak yazmak istediğimizde şeklinde 3 tane eşitlik elde ederiz. Peki 64 sayısını farklı doğal sayıların kuvvetleri olarak yazmak istersek kaç farklı eşitlik elde ederiz deniliyor. Gelin öncelikle ne yapalım? 64'ü asal çarpan algoritmasına göre bir ayıralım arkadaşlar. Yani çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 32 geldi. Ardından tekrar 2'ye bölebiliriz. 16 geldi. Sonra bir daha 2'ye böldüğümüzde 8 geldi. Ve 8'i de 2'ye böldüğümüzde 4 geldi. 4'ü de 2'ye böldük. 2 geldi ve 2'yi 2'ye böldük. 1 gelmiş oldu. Ve ardından bu 64'ü nasıl yazabiliriz? İlk olarak 64 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Ardından 2'nin 2 iki tabanlı olacak şekilde 2 üzeri 6 şeklinde de 64 yazabiliriz. Ardından şöyle 2'leri ayıracak olursak. 2 çarpı 2 4 gelmiş oldu ve bunlar 3 tane olduğu için. 4 üzeri 3 de 64 eşit olacaktır. Ve ardından başka bir şekilde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 8 kere 8 de 64'tür. 8 8 kare 8'in karesini alarak da 64'e ulaşabiliriz. Ve böylelikle kaç farklı şekilde yazabiliyoruz? 1, 2, 3, 4 farklı şekilde yazabiliyoruz. Cevabımız böylelikle Ceyhan. 13. sorumuz. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 6 tane bölge bayisi ve her bölge bayisine bağlı 6 tane alt bayisi bulunmaktadır. Bu şirket her alt bayisine içinde 6 tane araç bulan 6 tane tır gönderiyor. Buna göre bu şirketten toplamda kaç tane araç gönderilmiştir deniliyor. Şimdi 6 tane bölgemiz varmış ve sonra... altı e, 6 tane bölge bayimiz varmış ve her bölge bayisine de bağlı 6 tane alt bayimiz varmış. O zaman çarpı 6 dedik. Yani 36 tane alt bayimiz vardır. Ve bu her alt bayi 36 tane alt bayisinde her birinde içinde 6 tane araç bulunan 6 tane tır varmış. O zaman çarpı 6 çarpı 6 diyerek ifademizi bulabiliriz. Yani bir tırda 36 tane araç vardır. O zaman bölge bay e, alt bayi sayısıyla bir tırdaki araç sayısını çarparak da bu ifademize ulaşabiliriz. Ve bu ifademizde 6 üssü 4 olduğu için cevabımız böylelikle Bursa gelmektedir arkadaşlar. 14. sorumuza geçebiliriz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. İlk önce işlem önceliğine göre nereye yapıyoruz? Parantez içine yapıyoruz ve parantez içinde de üstü ifademizi yapıyoruz. 3 üzeri 4 kaç eşit olacaktır? 81 olacaktır. 81'den de 17'yi çıkartalım hemen. Şurada çıkartabiliriz. 11'den 7 çıktı 4. 7'den 1 çıktı 64. Burası kaç geldi? 64. Yani yeni 64 bölü 8'in karesi. 8'in karesini açacak olursak 8 çarpı 8'den 64 gelir. Ve 64 bölü 64'ten de cevabımızı 1 olarak bulabiliriz. Böylelikle de cevabımız Denizli arkadaşlar. 15. sorumuza bakabiliriz. Bir hesap makinesinin altı rakamının yazılı olduğu tuş bozulmuştur. Bu durumda hesap makinesini kullanarak 26 çarpı 34 işlemin sonucu aşağıdaki eşitliklerden hangisiyle hesaplayabiliriz deniliyor. Şimdi altı rakamımız çalışmıyorsa bakın burada altı kullanılmış bunu yapamayız. Burada da altı var bunu da yazamayız. Burada da altı var bunu da yazamayız. O zaman cevabımız direkt Ceyhan gelmiş oluyor. Ama biz gene de kontrol edelim. Nasıl yapıyoruz? Bakın. Öncelikle 26 sayısına ulaşmalıyız. 26 sayısına nasıl ulaşabiliriz? 30'dan 4'ü çıkarak oluş, oluşa, ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 30 eksi 4 26'ya eşit olduğu için buradaki 26 sayımıza ulaşmış olduk. Ardından 26 ile direkt 34'ü çarparak da bu ifademizi sağlayabiliyoruz böylelikle. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan. 16. sorumuz. Ramazan Bey bahçesinde kiraz ve kayısı yetiştirmektedir. Bahçesinde 22 adet kiraz, 36 adet kayısı ağacı bulunan Ramazan Bey bir kiraz ağacından 28 kilogram, bir kayısı ağacından 32 kilogram meyve almaktadır. Bahçedeki tüm kiraz ve kayısılar toplanıyor. Kirazlar 14 er kilogramlı kasalara ve kayısılar ise 12 kilogramlı kasalara konuluyor. Bir kasa kiraz 30 TL'ye ve bir kasa kayısı da 20 TL'ye satılıyor. Buna göre bu satıştan kaç lira gelir elde edilir diye soruluyor. Sorumuz biraz uzun sizin gözünüzü korkutabilir. Aslında mı çok kolay arkadaşlar. Şimdi öncelikle kirazlardan e, işlemimizi bulalım. Ardından da kayısılara geçebiliriz. Öncelikle kirazları yapıyoruz. 22 tane kiraz ağacımız varmış. Ve bu her ağaçta 28 kilogram kiraz vermekteymiş. Öncelikle Kaç kilogram kiramız, kirazımızın olduğunu bulalım. Hemen e, çarpacak olursak. 8 kere 2 16 elde var. Bir. 16, 17 4, 4 gelmiş oldu. 11, 5 6. 616 kilogram bizim neyimiz vardır? Kirazımız vardır arkadaşlar. 616 kilogram kirazımız var. Ve ardından Bahçedeki tüm kirazlar ve kasalar toplanıyor. Kirazlar 14'er kilogramlık kasalara konuluyormuş. 616'yı hemen 14'e bölerek kaç tane kasaya konulduğunu bulabiliriz. 14'e böldüğümüzde 5 pardon 4 verecek olursak 56 gelir. Ve buradan da 56 4 olarak 44 kilogram bulmuş olduk. Yani pardon 44 kasa ne için kullanılmakta? Kirazlar için ve bir ki kasa kirazda ne kadara satılıyor? 30 TL'ye satılıyor. Çarpacak olursak 0 bırakalım bir kenara. Biz 44 ile 3'ü çarpacak olursak 12 elde var 1. 1320 TL kazanılmakta. Neyden? Sadece kirazlardan arkadaşlar. Bunu aklımızda tutalım ve kayısıları hesaplamak için devam edebiliriz. Kayısıları da şurada hesaplayabiliriz. 36 tane de kayısı ağacımız varmış ve bu 36 kayısı ağacında ne yapıyoruz? 32 kilogram ve meyve vermekte bir tane ağacımız. Hemen sonucu bulacak olursak 12 7 18 10 2 15 elde var bir. 1152 kilogram ne bulmuş olduk? Kayısı bulmuş olduk ve bu kayısılarda ne yapılmakta? 12 kilogramlık kasalara konulmakta. Hemen 1152 12'ye şurada bölebiliriz. Böyle 12 diyecek olursak 115'in içinde 12 kaç kere vardır? 8 9 18 108'den 72 6 96 kasaya ihtiyacımız vardır ve bu kasalarda tanesi 20 liradan satılmakta. 0'ı kenara bıraktık. 96 ile 2'yi çarpacak olursak 12 elde var 1. 1920 lira da buradan kazanmış olduk. Şimdi gelin bunları toplayalım. 0 2 ile 2'yi topladık 4. Ardından 3 ile 9'u topladık 12 elde var 1. 2 3 böylelikle 3240 lira para kazanmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz uzun bir soru, soru ama aslında çok kolay olduğunu anlayabiliyoruz. Cevabımız Adana. 17. sorumuza geçelim. Abdurrahman Usta bir demir çubuğu 2 eş parçaya bölmek için 10 TL alıyor. O halde Abdurrahman Usta bir demir çubuğu 6 eş parçaya bölmek için kaç TL alır? Bir seferde birden fazla demir kesilememektedir deniliyor. Şimdi şunun bunun mantığını şöyle anlayabiliriz. Şimdi bir tane demir çubuğumuz var ve bunu iki eş parçaya bölmek için ne yapmamız lazım? Bir kere ortasından vurmamız, bir aletle kesmemiz lazım. Ve bu işlemden ne kadar alıyormuş bu usta? 10 TL alıyormuş. Yani bir kesiye 10 TL diyebiliriz. 10 TL nedir? Bir kesme işlemidir. Bir kesme işlemi 12, 10 liradır. Ve gördüğünüz gibi bir kesme işlemi sayesinde iki eş parçaya ayırmaktadır. Ve altı eş parçaya ayırmak istiyorsak o zaman bizim kaç kesik atmamız lazım? Sakın 6 demeyin. Çünkü bakın iki eş parça için bir tane atılıyorsa o zaman altı eş parça için onun bir eksiği, altının bir eksiği 5 parça atılması gerekmektedir. Gelin bir isterseniz sağlamasını da birlikte yapabiliriz. Bu birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız, dördüncü parçamız. Biraz daha uzatabiliriz çubuğumuzu. Ve böylelikle de 6 parçayı elde etmiş olduk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Kaç kesik attık? 1, 2, 3, 4, 5 kesik atmış olduk. Ve bir kesiğimiz de 10 TL olduğu için 5 çarpı 10'dan 50 TL ödeneceğini bulabiliriz. Cevabımız böylelikle burs arkadaşlar. 18. sorumuza bakıyoruz. Down sendromlu bireyler meşguliyet terapi etkinliklerinde çeşitli mekanlarda kullanılmak üzere dikdörtgen masa imal ediyorlar. Masaların yüzey alanları 12 metrekare ve kenar uzunlukları doğal sayı ise kaç farklı masa imal edilebilir deniliyor arkadaşlar. Yani alanımız 12 olabilmesi için ve alanı formülümüzde neydi? A çarpı B'ydi arkadaşlar dikdörtgenler için. Yani a çarpı b kaç olmak zorunda? 12 olmak zorunda. O zaman biz 12'yi neye ayırmalıyız? Çarpanlarına ayırmalıyız. 1 çarpı 12 12'dir. 2 çarpı 6 12'dir. Ve 3 çarpı 4 de 12'dir. Ayırmış olduk. Doğası ise kaç farklı masa imal edebiliriz? Toplayacak olursak 3 tane farklı masa imal edileceğini görmekteyiz arkadaşlar. Ve son sorumuza geldi sıra. 7 sayısı... 2 basamaklı sayısının bir çarpanı ise kare yerine gelebilecek diğerlerinin toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi 7 bu ifademizin neymiş? Bir çarpanıymış. O zaman 7'nin katı ne olabilir? 7 çarpı pardon 7 çarpı 6 42 olabilir ve 7 çarpı 7'den 49 gelebilir. Ve kareye o zaman 2 gelebilir ve 9 gelebilir. Bunları da toplayacak olursak cevabımızı 11 olarak buluyoruz arkadaşlar. Böylelikle cevabımız Bursa. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videomuzu göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.